Merhaba arkadaşlar. Şimdiki konumuz küresel aynalar. Yansıtıcı yüzeyi küresel şekilde olan aynalara biz küresel aynalar diyeceğiz. Küresel aynaları kendi içinde ikiye ayıracağız. Çukur aynalar ve tümsek aynalar olmak üzere. Çukur aynalarda ise iç yüzeyi yansıtıcı olan aynalara çukur ayna diyeceğiz ve üzerine gelen ışınları toplama özelliği olan bu aynalar aynı zamanda çukur aynadır diyebiliyorum. Peki şöyle düşünelim. Çukur aynalarda merkez noktamız ve eğrilik yarıçapı dediğimiz bir değerimiz olacak. Buradaki eğrilik yarıçapı R ile ifade edilir ve R dediğimiz değerin iki tane F e eşit olduğunu söyleyebilirim. Yani merkezden tepe noktasına olan uzaklık bizim için iki flik bir değeri verecekmiş. F dediğimiz değer de bizim için neydi arkadaşlar? Odak noktasıdır diyebiliyorum. Odak noktası ve merkez noktası da bizim için iki flik bir uzaklıktadır diyebiliyoruz. Şimdi bu çukur aynalarda bazı özel ışınlarımız var. Bunlardan ilki, asal eksene paralel gelen bir ışınımız varsa, bu ışının odaktan geçtiğini söyleyebiliyoruz. Asal eksene paralel gelen ışınlar odaktan geçecek ve bunun tersi de mümkün. Odaktan gelen ışınların da asal eksene paralel bir şekilde yansıdığını söyleyebiliyoruz. Aynı düzlem aynalarda olduğu gibi gelme açısı yansıma açısına eşit olacak bir şekilde yansımaların meydana gelmesi gerekiyordu. E peki biz düzlem aynalarda normal dediğimiz değeri çizerken ne yapıyorduk? Aynaya atılan bir dikti normal bizim için. Burada küresel aynalarda normalimizi ise merkezimizden çizdiğimizi söyleyebiliriz. Ve gelme açısıyla mutlaka ve mutlaka yansıma açımız yine ne olacaktır? Birbirine eşittir diyebiliyoruz. Peki, eğer merkezden gelen bir ışın varsa, çukur aynalarda merkezden gelen bir ışın kendi üzerinden geri döner. Çünkü bir düzlem aynada da normal üzerinden gelen bir ışın kendi üzerinden dönüyordu. O zaman burada da merkez üzerinden gelen bir ışının kendi üzerinden dönmesi gerektiğini söyleyebiliyoruz. Tepe noktasına gelen bir ışın sanki bir düzlem aynaya çarpmış gibi gelme açısı yansıma açısına eşit olacak şekilde yansıyacaktır diyebiliyoruz arkadaşlar gelme açımız ve yansıma açımız eşit olacak bir şekilde yansıttık. 3 f'ten gelen bir ışın 15 buçuk f'ten yansıyacaktır diyebiliyorum. Yani 3 f'ten gelen 3 f bölü 2'den gidiyordur diyebiliyoruz aslında. E bunun tersi de mümkün arkadaşlar. Yine 3 f bölü 2'den gelen bir ışının 3 f'ten de yansıdığını söyleyebiliriz. Çukur aynalarda 1'e 2 oranı eğer 2 ışında asal ekseni kesiyorsa sadece 1,5 f ile 3 f de vardır diyebiliyoruz. Aralarındaki oran değeri neymiş? 1'e 2'dir diyebiliyorum. En çok karıştırılan ışınlardan birisi aslında uzantısı f'e gelen ışındır. Uzantısı f'e gelen bir ışın f bölü 2'den gidiyordur diyebiliriz. Yani bunun yine tersi de mümkün arkadaşlar. F bölü 2'den gelen bir ışın uzantısı F olacak şekilde yansıyordur diyebiliriz. Peki bu uzantı ne demek? Aynanın arkasına düşen ışınlar gibi de düşünebiliyoruz. Şimdi her ışın bizim için özel ışın olmak zorunda değil. Peki eğer ışınlarımız özel bir ışın değilse o zaman ne yapacağız? Diyelim ki şuradan aynamıza bir ışın yolladık. Ve gelen ışının aynaya olan uzaklığı için x kadardır diyorum. Yani asal ekseni kestiği noktayla tepe noktası arasındaki mesafeyi yazdık. Ve burada da neyimiz var arkadaşlar? Yansıyan ışınımız var. Ve yansıyan ışının da tepe noktasının olan uzaklığı için y'ye kadardır diyorum. Tümsek aynada odak uzaklığımız pozitiftir. Yani 1 bölü f eşittir diyoruz. 1 bölü x artı 1 bölü y'dir diyebiliyorum. Arkadaşlar eğer ışının kendisi asal ekseni keserse buradaki değeri pozitif alacağız. Eğer ki ışının uzantısı asal ekseni kesiyorsa şu arada yazdığımız değerleri negatif aldığımızı söyleyebiliriz. İstiyorsanız bir not alalım hemen. Uzantı durumlarında uzantı asal ekseni keserse asal ekseni keser ise negatif alınır diyebiliyorum. Negatif alınır. E burada bir genelleme yapabiliriz artık. Gelen ışın diyorum. Gelen ışın ve yansıyan ışın. Eğer gelen ışın 2F'den geliyorsa 2F'den gelen bir ışın kendi üzerinden dönüyordu. Yani 2F'den dönecek. 3F'den gelen bir ışınımız varsa 3F bölü 2'den dönecek. 4F'den gelen bir ışın varsa 4F bölü 3'ten gidecektir ve n gelen bir ışının artık n f bölü n eksi 1'den yansıdığını söyleyebiliyoruz. Yani arkadaşlar merkez dışından gelen bir ışın mutlaka ve mutlaka odakla merkez arasından yansımak zorundadır diyebiliyorum.